Evet arkadaşlar, şimdi yine beşeri sistemlerin alt başlığı olan göçlerdeyiz. Göçler acaba dünyada nasıl vurgulanıyor ve hangi göçler hangi ülkelerin yapısını değiştirmede ya da etkilemede kullanılacak, karşımıza çıkacak, onlara bir bakalım. Göçler deyince göç ekonomik, toplumsal ya da siyasi nedenlerle birey ya da toplulukların yer değiştirmesi olayıdır. Doğum ve ölümlerle bir yandan değişim içinde olan nüfus göçler yolu ile de farklılaşacaktır. Böylece nüfusun coğrafi dalışı da değişecektir. Bu değişim gelişmekte olan ülkelerde oldukça hızlı ve süreklidir. Sanayileşmiş ülkelerde nüfusun yapısı gibi coğrafi dağılışı da çok fazla ne yapmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir, lütfen unutmayalım. Hemen arkasından doğal nedenli göçler neler, onlara bir bakalım. Erozyon doğal nedenli, kuraklık doğal nedenli, iklim doğal nedenli, yine volkanizma doğal nedenli göçler arasındadır. Sosyal nedenli göçler nelerdir derse, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma sosyal nedenli göçler arasındadır. Ekonomik nedenli göçler nelerdir derse, iş imkanları, doğal kaynakların varlığı, daha iyi yaşama isteği ve işsizlik bu anlamda ekonomik nedenli göçleri oluşturacak arkadaşlar. Siyasi nedenli göçler nelerdir derse, savaş, evet arkadaşlar, savaş kesinlikle bizim için büyük bir sıkıntı ve siyasi nedenli göçler arasında. Yine mübadele göçleri, iç karışıklık ve dini baskılarda ne yapacaktır? Siyasi nedenli göçleri oluşturacaktır. Dünyada büyük göçler nelerdir? Nelerden nelere büyük göçler yaşanmıştır? Onlara bakalım. Bunlardan ilki Türklerin Orta Asya'dan göçü. Orta Asya'da görülen büyük iklim değişiklikleri, şiddetli kuraklık ve otlakların azalması, hızla artan nüfusu besleyemediği için doğal nedenli göçler yaşanmasına sebep olmuştur ortamda. İkincisi ise kavimler göçü. Türklerin Orta Asya'dan göçü ile başlayan göç hareketi diğer kavimlerin de batıya doğru kitlesel olarak yer değiştirmesi neden olmuştur. İklim değişikliği sonunda gerçekleşen bu büyük göç hareketi bütün Avrupa kıtasını ne yapmıştır? Etkilemiştir. Üçüncü göç ise yeni dünyaya göçler. Amerika kıtasının keşfedilmesiyle Avrupa kıtasından Kuzey ve Güney Amerika'ya gerçekleşen büyük göç hareketleridir. Avrupalı göçmenlerin çoğu siyasal baskılardan kaçmak, dinsel inançlarını özgürce yerine getirebilmek ve ekonomik olarak ülkelerinde tanınmayan fırsatları değerlendirebilmek için 19. yüzyılın ilk yarısında büyük hız kazanan bu göçleri gerçekleştirmiştir. Dördüncü göç ise mübadele göçleridir. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Anadolu'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya dışındaki Yunanistan'da yaşayan Türklerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi göçüne biz mübadele göçü diyeceğiz. İki devletin anlaşması ile gerçekleşmiş siyasi göçler arasındadır mübadele göçleri. Her iki ülkede bu göç hareketlerinden ekonomik olarak olumsuz etkilenmişlerdir arkadaşlar. Lütfen unutmayalım mübadele göçlerini de. Hemen arkasından beyin göçleri, beşinci göç türümüz. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ve yetişmiş insan gücü göçüdür. Sosyal nedenli göçlerdendir. Az gelişmiş ülkeler bu göç hareketinden olumsuz etkilenirken gelişmiş ülkeler bu işten daha çok faydalanabilmektedir. En çok beyin göçü veren ülkeler Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Kuzey Afrika ülkeleri, İran, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri'dir. Türkiye bu ülkeler arasında 24. sırada yer almaktadır. En çok beyin göçü alan ülkeler ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika ve Almanya, Japonya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdir, unutmayalım. Altıncı göçümüz ise işçi göçleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisinin yeniden kurmak isteyen 1952-54 yılları arasında Almanya, Belçika, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde ciddi bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Bu ülkelerde İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Afrika ülkeleriyle Türkiye'den önemli miktarda işçi göçü gerçekleşmiştir. Bunlar temelde ekonomik nedenli göçler arasındadır. Yedinci göçümüz ise doğal afetlerin neden olduğu göçlerdir. Orta Asya'da Aral Gölü'nün kurumasıyla gerçekleşen göçler buna örnek olarak verilebilir. Göç alan yerlerde yaşanan gelişmeler nelerdir acaba, onlara bakalım. 1. İş olanakları artmış ve çeşitlenmiştir. 2. Hızla artan nüfusla birlikte trafik sorunları yaşanmaya başlanmıştır. 3. Yerleşmeye uygun olmayan alanlarda konutlar yapılmış, sel baskınları gibi doğal afetler artmıştır. 4.
taşıt sayısının hız artması ve ısınma için kömür kullanımı hava kirliliğini yoğunlaştırmıştır. 5. Göç baskısı, çarpık kentleşme ve gecekondu sayısını maalesef bu bölgelerde oldukça artırmıştır. Göç alan yerlerde çeşitli sosyal çatışmalar da artmıştır arkadaşlar. Ormanlık alanlarda yapılaşma artmıştır. Sanayi bölgeleri yerleşim alanı içinde kalmıştır. Tarım alanları yerleşime maalesef açılmak zorunda kalmıştır. Ve 10. Nüfus belli merkezlerde toplandığından devlet yatırımlarında verimlilik ne yapacaktır arkadaşlar? Bu anlamda artacak ama bazı bölgeleri de olumsuz olarak etkileyecektir bu durum.